Peki güzel bir haberle devam edeceğimi söylemiştik reklam öncesinde. Hemen görüntüler ekrana gelince haberi hatırlayacaksınız. Küçükçekmece'de bir araştırma hastanesinde 115 hamile çocuk skandalıyla geçtiğimiz haftalarda Türkiye sarsılmıştı. Güzel haber şu, ilk başta valilik sorumlu görülen iki kişi için, başhekim yardımcısı ve hastane personeli için soruşturma izni vermemişti. Şimdi mahkeme o kararı bozdu. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi dedi ki hayır, ben itiraz var ve bunu kabul ediyorum ve soruşturma izninin verilmemesine ilişkin kararın kaldırılmasına karar veriyorum. Yani bu kızımız da kahraman kızımız. Bu kızımız İclal Hanım. İclal Hanım bu bütün olayları, bütün skandalı ortaya çıkaran hanımefendi. İlkay, bir tarih vermiştin. Şu zamanla şu zaman dilimi arasında 115 çocuk demiştin. Hatta 7 ay gibi kısa bir süre. 7 ay mı? Peki ben biliyorum ki bu hastanenin tevellütü çok eski değil yani. Ben öyle biliyorum. Çok da geçmiş. Aslında yeni açılmış bir hastane. Evet, çünkü ben o taraflarda ikamet ettiğim için ben oranın açılışını biliyorum. Hatta oraya ulaşım hızlı olsun diye minibüs seferlere koydular ekstradan falan. Onları biliyorum. Bunların hepsi çok geçmişte olmadı. Yani bu kadar tevellütü eski olmayan, daha yeni hizmete açılmış bana göre, diğer hastanelere göre. Bir hastaneden böyle bir skandal çıkması daha vahim ya. Sen tevellütü nereden biliyorsun ya? Tevellütü de biliyor kız. Neler biliyor diye. Vallahi billahi. Evet evet. Ya ben neler öğrendim. Şimdi İclal Hanım'ın ifadesine göre yılda 450-500 hamile çocuk geliyor buraya. Yani bu tesadüf olabilir mi? Korkunç bir rakam. Ve bunların şu an nerede olduğu, ne olduğu onlar da araştırılıyor değil mi? O bebeklere neler oldu? Ece, bir de neden her çocuk o hastaneyi tercih ediyor? Neden? Hamile çocuk. Neden? Yani hani orada bir meşrulaştırma mı var? Duygusal bağı kim o bağ içerisinde? En önemli soru bu. Demek ki siz diyorsunuz ki viral bir şekilde kulaktan kulağa bu işin reklamını yapıyorsunuz ve diyorsunuz ki evet efendim bizim burada çocuklar meşru şekilde doğurtturuluyor ya da bir şekilde biz bu işi tasfiye ediyoruz. Böyle mi diyorlar? O çocukları satıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? O çocuklar nerede? O bebekler nerede? Zaten o çocukların bebekleri bir de yani ne kadar utanç verici bebeklerin bir cümle bebekleri ya. Bebekleri var. Ve Ali abi biz bu soruyu soramıyorduk. Bizim bu soru sorma hakkımız da yoktu. Allah'tan vicdanlı biri çıktı da bu yasağı da kaldırdı değil mi? Şimdi asıl haber bu. Aynen öyle. Evet. Ya şimdi, bir soruyu sorabiliyorduk tabii da. Tabii ki ama anladın sen. Evet, oradaki sorumlularla ilgili bir soruşturma yürütülemiyordu. Evet. Şimdi o kalktı. Şimdi bu olaydaki asıl skandal bana göre bu olay alelileşti. Kamuoyunu gündemine taşındı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri ilgililer soruşturulacaktır diye açıklama yaptı. Buna rağmen valiliğin bu iki kişi hakkında yani şikayet edilen iki kişi var. Evet, idari soruşturma izni vermemesi, diretmesini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenler bunlara sorması lazım. Niye bu izni vermiyorsunuz? Niye vermediniz? Yani bir iddia var ortada. Şimdi İclal adlı yurdum insanının cengaverliği, avukatının çabası olmasa bu yasak kalkmayacak. Yani soruştursun belki o insanlar suçsuz. Belki kanıtlarını sunacaklar. Doğru değil, iftiradır bu diyecekler. Evet. Yani gerçekler ortaya çıksın. Şüpheler kalksın. Ne kadar şeffaf olursak o kadar hızlı ilerleriz. Ne kadar sis bulutların altında kalırsak o kadar kim buraya gideriz. Üstelik sıcak sıcak şöyle haberler var diyece. Bilakis İclal Hanım'ın devlet memuriyetinin işte sona erdirileceği hakkında soruşturma açılacağına dair haberler de vardı. Yok artık yani. Zaten artık öyle örgütleniyoruz ki bu tür konularda sosyal sorumluluk konularında hani İclal Hanım'ın öyle bir şey halk izin vermez. Artık kamuoyu izin vermez. Artık o bizim kahramanlarımızdan bir tanesi. Bravo. Ve nice böyle kahramanlar çıkması dileğiyle ama nice böyle olayların yaşanmaması dileğiyle inşallah. Ya bence yılın insan hakları savunucusu ilan edilip ödüllendirilmesi lazım. Cesaretinden dolayı kesinlikle kahraman ödüllendirilmesi tabii gerekir. Evet. Cezalandırılmak yerine. Başka nice çocukların günahına gireceklerdi, edeceklerdi. Bak engel oldu. 115 bak bildiğimiz 115. Belki daha neler var. Şimdi İclal Hanım'ın avukatı diyor ki benzer olaylarda ihmali olan kamu görevlileri açısından da emsal niteliğinde olacaktır bu karar. Yani öyle memurum diye arkasını yaslayıp ihmalde bulunamayacak kimse. İnşallah öyle olsun. İyi niyetli bir teven tabii bu. Bu arada bir bilgi daha vereyim size. Hafta sonu Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek ifadelere ulaştı ve bir yazı yazdı. Mağdur 50 çocuğa ulaşılmış durumda. Yazar. Hemen sıcak şahane sıcak başlatılan evet, o soruşturma kapsamında. 20 şüphelinin ifadesinin alındığı yine Deniz Zeyrek'in yazısında yer almıştı. Evet. Şüphelilerden 5'inin de
tutuklandığını yine tamam. Denizleyerek duyurdu. Onu ama söyleyeyim. Bak şu bile şu şuradaki şu laf bile mide bulandırıcı. Ne bu kahraman dediğimiz hanımefendiyi neredeyse suçlu gibi duruma düşürmek bile mideyi şöyle bulandırıyor. Ya arkadaş biz bir şey görsek susalım mı yani? Biz görmemezlikten mi gelelim? Bizim kulağımız yokmuş, gözümüz yokmuş gibi mi muamele i̇şte istiyorlar? İşte o yüzden bu kahramanları ön plana çıkarıp ödüllendirilmeli. Ha şu olasılık bile yani tüylerimi diken diken ediyor. Hanım kahraman deyip masaya elimizi vurmalıyız yani ki diğer kahramanların önünü açalım. Yapma dur diyene sen biraz önce bir haber okudun abi. Yapma dur diyene. Yapma dur diyene. Bıçakla adam öldür. Bak korkunç bir şey söyleyecek şimdi Türkiye'nin gerçeği. Sen kahraman olayım derken birden hayatından bile olabilirsin. Nasıl? Okuyayım size. Evet. Ve bu arada telefon geldi. Reddettik aramayı. Ali abi şöyle, yayında olduklarını bilmiyorlar mı Ali abi? Şöyle bir haber. Herkes bilmeyebilir. Haberi hemen okuyorum. Bunu neyin üzerine söyledi Ali abi bu arada onu da söyleyeyim. Dedim ki orada bir tanesi ayırıyor bakın dedim. O çocuğu onlardan ayırıp farkı var dedim. Ali abi dedi ki bak ayırınca ne oluyor? Ben geçenlerde sokakta kadın dövenlere müdahaleyle ilgili olarak bunun sıkıntılı bir süreç olduğunu, insanlar tek başına ise böyle bir şeye kalkışmasınlar, başlarına sıkıntı gelebileceğini söyledim yaşadığım evet. tecrübeden. Bundan sonra yapmayacağım şimdi, dedin hatta. Yapmayacağımı evet. söyledim. Ben İstanbul, de her şekilde yapacağım dedim. Ben de yapacağım. İstanbul 7 Gülü spor futbolcusu Yunus Emre İzol 23 yaşında. Hı. Önceki gece 7 Gülü'de arkadaşlarıyla yürürken sokakta bir kadını döven Ayhan Aya 38 müdahale etti. Ayhan Aya ayıptır, kadına vurulur mu diyen Yunus Emre İzol'ü kalbinden iki kez bıçaklayıp öldürdü. Çocuk yok artık. Evet. Sadece kadına vurulur 23 mu 23 yaşındaki bir futbolcu bir kadını sokakta dövülmesine göz yumamadığı için, hayatını müdahale ettiği için gözü dönmüş cani tarafından katledildi. Şimdi... Yazık. Toplumda yani şöyle duyarlılıklar da oluştu. Bu çok güzel bir şey. Devletin çok hızlı hareket etmesi de alkışlanacak bir şey. Mardin'de bir kuaförde, kadın kuaföründe vatandaşın biri küçük gelin görüyor, hazırlanıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Mardin'e şikayet ediyor. Onlar harekete geçiyorlar. Sadece bir kuaför, kuaförün adı belli, kızın adı belli değil. Gidiyorlar kuaföre. Sizde böyle böyle genç 18 yaşında bir kız kadın yok diyor. Ben böyle bir müşterim hiç olmadı. Sonuçta araştırıyorlar. Kızın kendinden 10 yaş büyük biriyle evlendiriliyor. Düğünü yapılıyor. Düğünden sonra bakanlık yetkilileri kızı evden alıp kaçırıyorlar. Kaçırıyorlar. Ortaya çıkıyor ki. Ortaya çıkıyor ki. Evet. Hani gittikleri kuaför vardı ya sordular. Evet. O meğer kızın teyzesiymiş. Ha, o da yani yapmaz. Toplumda bunu açığa çıkarmak isteyen fert sayısı o kadar az ki gizlemeye çalışanlar daha fazla. Daha fazla. O nedenle bu yıllardır yuva yaptı. İnsanlar buna bu kadar çocuk gelin işte övünüyordu. Benim annem 14 yaşında beni doğurdu. 14 yaşında doğurduysa eyvah. 13 yaşında hamile kaldı. Eyvah. Bunu düne kadar övüş meselesi sayıyorduk. Bak show business'in yıldızlarında bir sürü insan sayabilirim sana. Genç yaşta anne olduğunu ya da kendisinin genç yaşta dünyaya getiren bir annesinin olduğunu. Evet. Ya yani şimdi artık şunu bilmemiz lazım ki 18 yaşında raşit olmadan önce evliliğin olmaması gerekiyor. Çocukların evet. bilince ulaşmadan. Ya çocuk onun için öyle olduğu son. İçin sokaklarda eğitilememiş. Dünyaya getirilmiş ama evlat yapılamamış tonlarca manyak var. Oyuncakla oynaması gereken, okullara gitmesi gereken çocukların çocuk sahibi olmaları korkunç bir şey. Korkunç bir şey. Ah gerçekten evet. korkunç. Her şekilde şeyin çocuk başı gelinlerin eğitim, her karşısındayız. Her şeyin başı da anne. Anne eğitecek. Dünyaya getiren anne eğittikten sonra her şey daha güzel olacak bence. Peki bu hamile anne çocuklarla demiş. İlgili de ifadeler alındıkça detaylar ortaya çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz ve takipçisi olmaya tabii.